Sol uçlu arkadaşlar ne görüntüleyebiliyorduk? Örneğin reports çift tıklayalım. Surface integrals. Buradan örneğin area weighted average'la ya da öncesinde mass flow rate bir görelim arkadaşlar. Mass flow rate kütlesel debi inlet yüzeyindeki kütlesel debiyi compute diyelim hesaplasın. 0.29 bakın kilogram bölü saniye. Ders 1'de de böyle vermiştik. Ders 2'de 1.55 metre bölü saniye hız verdik. Buna karşılık gelen kütlesel debi inlet yüzeyinde 0.29 kilogram bölü saniye. Tabii kütlesel debi herhangi bir tarafta kaçak ya da yol ayrımı yoksa tesisat boyunca değişmeyecek. Sadece kesite göre arkadaşlar hız değişebilir. Area weighted average alan ağırlıklı ortalamayla inlet yüzeyindeki statik basıncı hesaplasın. 187.530 Pascal. Toplam basıncı bir hesaplasın. Compute diyelim. 188.726 Pascal. Çok az bir fark var. İnlet yüzeyindeki statik ve toplam basınç arasında. Outlet yüzeyindeki basıncımız neydi arkadaşlar? 174.000 Pascal'dı değil mi? Bakalım. Compute dediğimiz zaman toplam basınçta 174.670 Pascal. Statik basınçta arkadaşlar 174.000 Pascal'ı görmüş oluyorsunuz. Bizim vermiş olduğumuz değer buydu. Girişteki statik basınç ne kadardı? 187.530 Pascal değil mi arkadaşlar? Şuradan bir hesap makinesi diyecek olursak 187.530.48 eksi 174.000 girişteki statik basınçtan çıkıştaki statik basınç çıkardığımız zaman bizim valfimizin arkadaşlar neden olduğu basınç kaybı 13.530 Pascal olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Burada başka ne görüntülemek isteyebilirim? Hız görüntülemek isteyebilirim. Örneğin inlet yüzeyine biz hız vermiştik değil mi arkadaşlar? 1.55 metre bölü saniye. Bunu zaten biz vermiştik boundary conditions'ta. Outlet yüzeyindeki basınca bakalım, hıza bakalım. Outlet yüzeyindeki hız arkadaşlar 1.10 metre bölü saniye olarak hesaplanmış oldu. Demek ki inlet ve outlet yüzeyi arasında kesit alanında bir farklılık var. Outlet yüzeyinin kesit alanı biraz daha fazla ki buradaki hız daha düşük çıktı. Kütlesel debi sabit çünkü arkadaşlar. Burada başka ne yapabiliriz demiştik. Burada arkadaşlar tanımlanmış yüzeylerin haricinde yeni bir yüzey tanımlayıp örneğin inlet basınç ölçerinin bulunduğu bölgeye bir yüzey tanımlayıp bu yüzey üzerindeki basıncı hızı okuyabiliriz demiştik değil mi? SolidWorks'ten arkadaşlar tasarımımıza bir bakalım. Tasarımın orijini tasarım neresine denk geliyor? Evet, şöyle baktığımız zaman orijin arkadaşlar tam şurada. Şöyle bir ön düzlemden bakacak olursam orijinden şöyle bir çizgi çizelim. Şurası inlet basınç ölçerinin bulunduğu yerde arkadaşlar. Şurayı bir trimleyelim. Burada kalan mesafeye baktığımız zaman x doğrultusunda artı x doğrultusunda 28 milimetre ileriye gittiğimiz zaman arkadaşlar, 28 milimetre ileriye gittiğimiz zaman YZ'e paralel bir düzlem açarsak eğer, inlet basınç ölçerinin bulunduğu yerde yeni açmış olduğumuz plane ile kesişen toplam kesit neyse bu kesitin üzerindeki hız ve basınç değerlerini ansisten alabiliriz arkadaşlar. Yani şöyle düşünün.
Şurada bir sağ düzlem var değil mi? Referans geometri, plane dediğimiz zaman şu doğrultuda ne kadar? 28 milimetre ileriye gittiğinde arkadaşlar böyle bir plane biz ansize tanımlamış olacağız. Nasıl tanımlayacağız? Kısaca bahsedelim. Örneğin şurada line diyelim arkadaşlar. Şurasının x ekseni, şurasında pardon yatay eksen diyelim. Şurasında düşey eksen olduğunu düşünelim. Yani şurası z, şuraya baktığımız zaman şurası z. Şu doğrultu da y arkadaşlar, y doğrultusu. Her iki tarafta da şurası artı, şurası artı diyelim şimdilik, çok önemli değil. Biz arkadaşlar yeni açmış olduğumuz plane'in üzerinde 3 tane farklı noktanın koordinatlarını vererek ansize bu noktalardan geçen bir plane açmasını isteyeceğiz. Plane tanımlamasını isteyeceğiz. Bu noktaların x koordinatları hepsinde arkadaşlar 28 milimetre olacak haliyle. Y ve z koordinatlarını ne girelim? Şimdi bunu tartışacağız. Şöyle baktığımız zaman şurası z, şurası y ise arkadaşlar, her ikisi için de artı diyelim buralar. Şu bölgenin içerisinde bir nokta verebilirim arkadaşlar. Bu bölgenin içerisinde bir nokta verdiğim zaman, örneğin artı 1000 diyelim. Y, z'de de y'de de her ikisine de artı 1000 gireceğim buraya. Birinci noktanın koordinatları için x koordinatı ne olacak birinci noktanın? 28 milimetre olacak. Bunun çaprazında şu bölgede, şu bölgede arkadaşlar y de z de eksi olacak. Burada bir yerde bir noktanın koordinatını verebilirim. Her ikisine de eksi 1000 girdiğim zaman y ve z'e, x'e de 28 milimetre artı girdiğim zaman, artı 28 milimetre, ikinci bir noktanın koordinatlarını vermiş olurum. Aynı düzlem üzerinde. Üçüncü noktanın koordinatları da içinde arkadaşlar. Şu bölge ya da şu bölge, bunlardan bir tanesini seçebilirim. Şu bölgede z eksiye düşecek. Şu bölgede de y eksiye düşecek. Hiç problem değil. Herhangi bir tanesini eksi diğerine artı yazıp yine 1000 milimetre girebilirim. Çok problem değil. Örneğin şurası için y'de eksi 1000, z'de artı 1000 girip x'de yine 28 milimetre girdiğim zaman bir koordinat, üçüncü noktanın koordinatı olarak bu üç noktayı kullanarak arkadaşlar bir plane açacak ansiz ve bu plane'in bizim geometrimiz nerede kesişiyorsa oradaki değerleri bize okuyacak. Dikkat etmemiz gereken tek şey var. Bu plane üzerinde 3 farklı noktanın koordinatlarını verirken bu 3 noktanın arkadaşlar şuradaki vermiş olduğumuz noktayla şuradaki nokta şöyle bir doğru çizdiğimiz zaman değil mi? Aynı doğru parçası üzerinde olabilir. Üçüncü nokta aynı doğru parçası üzerinde olmayacak arkadaşlar. Diğer türlü plane'i açamaz haliyle. Buna dikkat edin. Şimdi bunu kapatalım. Kaydetme diyelim. Bununla bir işimiz kalmadı. Şurayı da kapatalım arkadaşlar. Şuradan surface create diyelim. Bir plane oluştur diyelim. Bizim için bir plane oluştursun. Plane'in adı arkadaşlar x alt tire 28, x'in 28 milimetre olduğu yerdeki alt tire plane olsun. Şurada arkadaşlar birinci, ikinci, üçüncü noktanın koordinatları gibi değil de sıfırıncı, birinci ve ikinci noktanın koordinatları demiş. Yine üç farklı noktanın koordinatlarını girmiş oluyorsunuz. Birinci noktanın koordinatları için ya da sıfırıncı noktanın koordinatları için x'i 28 milimetre olacak. Y'si ve z'i her ikisi de artı olsun diyelim. Her ikisi de artı bölgede. Bir nokta. Her ikisine de 1000 diyelim. Rastgele çok önemli değil. Birinci noktanın koordinatları x'i 28 olacak yine. Bu kez y ve z her ikisi de eksi olsun hadi. Eksi 1000 diyelim. Çok önemli değil. Z de eksi 1000 olsun. Son nokta, ikinci noktanın koordinatları x'in 28 milimetre olacak. Y'de arkadaşlar şurada eksiydi, bu artı olsun hadi. Herhangi bir tanesini işaretini ters çevireceğiz. Burada da arkadaşlar şurası eksi 1000 olsun. Anlaşıldı mı? Şunlardan bir tanesini eksiye çevirmiş oldum. Pardon, artıya çevirmiş oldum. Diğerini olduğu gibi yazdım.
Create dediğim zaman play'ini oluşturdu arkadaşlar. Kapatalım. Şuradan manage deyip oluşturmuş olduğumuz play'in noktayı her neyse görüntüleyebiliriz. X'in 28 mm olduğu play'ini seçip arkadaşlar highlight surfaces dediğimiz zaman şöyle biraz yakınlaştıralım bu bölgeyi biliyoruz çünkü. Yeni açmış olduğumuz play'in bizim geometrimizi bu bölgede şu kesit alanı kadar kesiyor arkadaşlar. Kesişim bölgesini burada görmüş oluyorsunuz. Bakın bu şekilde. Şuradan yine izometriye tıklayalım. Bu kez surface integrals'e çift tıklayıp area weighted average'dan altyapıdaki seçimi kaldıralım. Yeni açmış olduğumuz plane buraya geldi bakın. Bunu seçip velocity magnitude ile arkadaşlar mesela compute dediğimiz zaman bu yüzey üzerindeki ortalama hızı okumuş olursunuz arkadaşlar. 0.61 metre bölü saniye. Ya da bu yüzey üzerindeki statik basıncı görmek istersek compute dediğimizde 187.366 Pascal olarak görmüş olursunuz bu yüzey üzerindeki basınç değerini arkadaşlar. Close diyelim. Solution kısmında anlatacaklarım bu kadar. Solution'u kapatalım. Okey diyelim. Okey diyelim buraya da. Workbench'te arkadaşlar bir kaydedelim. Results'a çift tıklayalım açılsın. Evet, açılan pencerede tasarımın sadece sınır çizgilerini görüyorsunuz arkadaşlar. Sınırlarını görüyorsunuz diyelim. Çizgi demeyelim. Çember çünkü bunlar. Şurada bir miktar eğri var. Burada arkadaşlar ne yapabiliriz? Örneğin location plane deyip geometriyi tam ortadan kesen bir plane açabiliriz. Plane 1 diyelim. Tam ortadan geçen kesen plane XY'ye paralel Z'de 0 olacak. XY plane Z 0. Evet. Gerekirse buradan değiştirebilirdik. Apply dediğimiz zaman şöyle bir plane açtı arkadaşlar. Açtığı plane bizim geometrimizi nerede kesiyorsa kesişim bölgesini burada görüyorsunuz. Plane 1'in görüntüsünü kapatalım. Plane 1 buraya tanımlanmış vaziyette. Şuradan arkadaşlar vektör diyebiliriz. Hız vektörleri çizdirebilirim. Vektör 1 adını da değiştirebilirim. Böyle kalabilir. Okey diyelim. Locations plane 1. Plane 1 üzerindeki hız vektörlerini bize göstersin. Apply dediğimiz zaman plane 1 üzerinde arkadaşlar sadece o plane'de bakın. Geometrinin tamamında değil. Artı Z'den baktığımız zaman şu şekilde küçük küçük oklarla arkadaşlar hız vektörlerini bize gösteriyor. Şuradaki faktörü arkadaşlar artıracak olursak 10 yapalım örneğin. Buradaki okların boyu pardon okların sayısı azalacaktır. Şu şekilde daha seyrek bir vaziyette görebilirsiniz. Okların boyunda arkadaşlar şuradaki sembole tıklayıp örneğin 0.5 dersek buraya yarı yarıya küçültmüş vaziyette göreceksiniz. Okların renkleri arkadaşlar maviden kırmızıya doğru döndükçe boylar da aynı oranda uzuyor arkadaşlar. Bu şekilde düşünebiliriz. Şuraya tıkladığımız zaman şu şekilde izometrik olarak şuraya tıkladığımız zaman da tam dik olarak bu yüzeye bakabiliriz. Ekran sağ tıklayıp Save Picture seçeneğiyle arkadaşlar bunu örneğin JPEG uzantısıyla %100 kalitede yeni açmış olduğumuz klasöre şurasıydı. Bir fotoğraf olarak kaydedebiliriz. His-vector diyelim örneğin. Kaydet, kaydet diyelim. Bakalım. Yeni açmış olduğumuz klasöre. Şuradan biraz geriye gelirsek şuydu. Hız vektör olarak arkadaşlar buraya bizim görüntümüzü kaydetti arkadaşlar. Başka ne yapabiliriz? Result'ta. Yine izometrik bakalım. Vektör 1 buraya geldi bakın. Vektör 1'i kapatalım. Gerekirse açabiliriz ya da çift tıklayıp vektör 1'de
çeşitli değişiklikler yapabiliriz. Vektör 1'de, hadi açalım. Plane 1 yerine kanal seçersek arkadaşlar, kanal kütlesini apply dediğimiz zaman 3 boyutlu olarak kütlenin tamamında hız vektörlerini bize göstermiş olacak. Bakın 3 boyutlu olarak bu kez göstermiş oluyor. Vektörü kapatalım. Kontur diyelim arkadaşlar. Kontur. Kontur 1. Okey diyelim. Yine locations. Plane 1 olsun şimdilik. Basınç konturlarını bize göstersin. Plane 1 üzerindeki. 11 ile değil de toplamda 20 farklı renkte göstersin. Apply dediğimiz zaman arkadaşlar plane 1 üzerindeki basınç dağılımını bize göstermiş olacak. Bakın inlet'ten outlet'e doğru basınç düşerek gitmiş arkadaşlar. Yine bunun görüntüsünde sağ tıklayıp save picture'la şu ayarlar kalıyor artık. Sadece kaydedeceğimiz yerdeki ismi değiştireceğiz. Basınç tire kontur diyebiliriz. Enter, enter diyelim. Bunu da yine buraya kaydetmiş oldu arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Yine izometrik bakalım. Plane 1 yerine wall kanalı seçelim. Duvar yüzeylerindeki basıncı bize göstersin. Apply dediğimiz zaman duvar yüzeylerindeki basınç dağılımı arkadaşlar haliyle statik basınç dağılımı olmuş oluyor. Bu şekilde görmüş oluyorsunuz. İnnet'ten yine outlet'e doğru basınçta düşüş olacak. Şuradaki kesit daralmasından dolayı akışkan bir miktar hızlanıp gelip şuraya çarpıyor arkadaşlar. Burada da bir miktar basınç artışı görmüş oluyorsunuz. Kontur 1'i kapatalım. Şuradan arkadaşlar streamline diyelim. Akış çizgilerini bize göstersin. Start from nereden başlasın? İnletten başlasın. 100 tane çizgi çizsin bize. 100 noktadan başlasın öyle diyelim. Apply dediğimiz zaman inletten outlet'e doğru akış çizgilerini bize göstermiş oluyor arkadaşlar. Mouse'un top tuşuna basıp bu şekilde döndürebiliyorsunuz bu arada. Mouse'un kaydırma tuşuyla da yakınlaştırma, uzaklaştırma. Ctrl'ye basıp mouse'un top tuşuyla da ekranda kaydırma yapabilirsiniz. İzometrik diyelim. Burada arkadaşlar bir animasyon gösterebiliriz. Streamline ile ilgili. Streamline 1'i seçelim. Play diyelim. Bakın baloncuklarla akış çizgilerinin tasarım içerisinde akışını bize göstermiş oluyor. Akış çizgilerinin üzerinden baloncukların akışını bize göstermiş oluyor arkadaşlar. Akışkan da içeride böyle bir yol izliyor anlamına geliyor. Şu bölgede stop diyelim şimdilik. Şu bölgede arkadaşlar akışkanda bir düzensizlik görüyorsunuz. Şurada da bir miktar hızlanma görüyorsunuz. Bunlar tabii çeşitli basınç kayıplarına, tesisatta gürültülere sebep olabilir. Tabii siz bunu deneyde görebilmeniz bunu mümkün değil arkadaşlar, değil mi? Ansiste çok daha rahat görmüş olacaksınız. Akışkanın çoğunluğu da şuradan bakın şu kısmı tarayıp şuradan çıkıyor. Tesisatın şu bölgesini neredeyse hiç kullanmıyor. Bu tesisatın üzerine çeşitli iyileştirmeler yaparak, örneğin şu kesidi biraz genişleterek, şuradaki geçişi biraz daha konik yaparak, şuraya da 90 derece değil de biraz daha radyüslü yaparak arkadaşlar, akışkanın tesisatın içerisinde tüm bölgeleri kullanmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede basınç kayıplarınız azalmış olacak, gürültünüz de yine azalmış olacak arkadaşlar. Bu şekilde iyileştirmeler yapabilir, yapılabilir bu tesisatın üzerinde. Yine sağ tıklayıp Save Picture deyip arkadaşlar bunun görüntüsünü buraya akis çizgi diyelim. Kaydet. Kaydet. Enter. Enter dediğimiz zaman kaydetmiş oluruz arkadaşlar. Bakın akis çizgi. Burada yine Save Picture kısmında Türkçe karakter kullanmayacaksınız. Buna dikkat edelim.
çizgilerinin görüntüsünü kapatalım ya da kapatmayalım. Akış çizgileriyle ilgili bir video çekelim arkadaşlar. Şuraya geldiğimiz zaman bakın kaydetme seçenekleri şurada açılıyor. Loop diyelim. Tekrar, kaç tekrar? 2 tekrar yapsın hadi. 2 tekrar. Save movie. Video kaydetsin. Neyle? Streamline'la. Streamline seçili olsun burada. MP4 formatında kaydetsin. Options. Burada arkadaşlar baloncukların çapını falan değiştirebiliyorsunuz. Baloncuğu işte küpe çevirebiliyorsunuz falan. Bu şekilde kalsın. 720 piksel. Hadi 1080 piksel olsun. Biraz uzun sürer ama. Video oluşturması. Okey diyelim. Şuradan hızı çok fazla yavaşlatmasak herhalde bir an önce yapar diye düşünüyorum. Buradan da arkadaşlar nereye kaydedeceğiz? Yeni açmış olduğumuz klasöre. Kaydetsin. Akis tire video olsun adı. Save diyelim. Şuradan play dediğimiz zaman arkadaşlar iki tekrar yapıp videoyu kaydedecek. Şu anda kare kare görüntü alıyor. Sadece mavi ekranın içerisindeki bölgeyi video olarak kaydedecek arkadaşlar. İki tekrar dediğimiz için toplamda iki tekrarı yapacak ve bunun sonunda kaydedecek. Bize videoyu verecek. Elemiş olduğumuz kadar süre kaydedecek videoyu. Bekleyelim biraz daha. Evet, iki tekrar yaptı. Üçüncü tekrara başladı. İkinci tekrarla ilgili şurada bazı baloncuklar arkadaşlar dışarıya çıkmadığı için üçüncü tekrara başlamış oldu. Stop diyebiliriz. Bu kadar bizim için yeterli. Ve pencereyi kapatalım. Bakalım oluşturduğu videoya. Akis video. Şimdi tıklayalım. Açılsın. Bakın arkadaşlar iki tekrar olacak şekilde bir video kaydetti. Tekrar izleyelim. Birini tekrar. İkini tekrar. Evet bu şekilde videomuzu da kaydetmiş oldu arkadaşlar. Streamline görüntüsünü kapatalım. Burada başka ne yapabiliriz demiştik arkadaşlar. İstediğimiz herhangi bir noktanın hız, basınç, sıcaklık neyse değerini şu probe'la arkadaşlar okuyabiliriz demiştik. Probe'a tıklayalım. Probe, evet probe nerede diyor. Şu anda basınç değerini tam orijindeki X, Y ve Z'nin sıfır olduğu yerdeki basınç değerini bize okuyor. 187.413 Pascal. Burası metre biriminde arkadaşlar. 0.028 dediğim zaman Enter'a basarsam tam basınç ölçerinin altında Y ve Z'nin sıfır olduğu, X'in 28 mm olduğu yerdeki basınç değerini bu kez 187.412 Pascal olarak bize okumuş olacak arkadaşlar. Buradaki hız değerini görmek istersek 1.61 metre bölü saniye. Sadece bu noktadaki ama ortalama hız değeri değil arkadaşlar. Çünkü noktasal olarak bize bir değer vermiş oluyor. Sıfır dediğimiz zaman buradaki hız 1.62 metre bölü saniye. Eksi 0.03 diyelim. 30 milimetre geriye gidelim. 1.57 metre bölü saniye olarak bu bölgenin merkezindeki şu noktadaki hız değerini okumuş oldum arkadaşlar. Location line diyelim arkadaşlar. Bir çizgi çizelim.
İki tane nokta belirleyeceğiz. Bu iki noktanın arasından bir çizgi çizecek arkadaşlar. Birinci noktanın x, y, z koordinatları, ikinci noktanın x, y, z koordinatları. Birinci noktanın x, y, z koordinatlarında g ve z 0 olsun. X eksi 0.03 olsun arkadaşlar. Şu andaki şu noktanın bulunduğu yeri tanımlamış olduk. İkinci nokta da arkadaşlar basınç ölçeğinin altına kadar, şuraya kadar gelmiş olsun. Orası da 28 milimetreydi. Buraya da 0.028 yazalım. Apply diyelim. Çizgimizi çizsin. Evet, şöyle bir çizgi. Bu çizginin görüntüsünü gelip şuradan kapatabiliriz. Ya da açabiliriz. Neyse, çok önemli değil şu an için. Bu çizgiyle ilgili arkadaşlar şuradan bir grafik oluşturalım. Chart'a tıklayalım. Okey diyelim. Bu çizgi üzerindeki basınç dağılımını burada görüntüleyelim. Yatay eksen şurası arkadaşlar. X ekseni, yatay eksen diyelim. Buradaki X ile herhangi bir bağlantısı yok. Biz ne tanımlarsak bunu bize gösterecek. Düşey ekseni de şurası. Grafiğin düşey ekseni. Burada da basınç görmüş olalım. Data series arkadaşlar. Şuradan gelelim. Location. Line 1 arkadaşlar. X aksis grafiğin yatay ekseni bizim çizgimizin şu doğrultudaki değişimi olacak. Bu hangi doğrultu? X doğrultusundaki değişimi. Bu kez x aksis ne olacak? X olacak arkadaşlar. Düşe eksende y aksis ne olacak? Basınç olsun. Peki. Apply diyelim. Baktığımız zaman arkadaşlar eksi 0.03'ten artı 0.28'e kadar çizgimizin şurası x değişimi metre cinsinden, şurası da her x'e karşılık gelen basınç değişimini burada görmüş oluyorsunuz. Basınç şuraya doğru gelmiş, azalmış. Şuradan sonra artık artmaya başlamış arkadaşlar. Line 1'i biraz daha uzatırsak biraz daha farklı değerler görebiliriz. Örneğin burayı 0.06 diyelim. 60 milimetre ileriye gitsin. Şuraya kadar. Hatta şuraya kadar getirelim. Biraz daha farkı görelim. 0.1 diyelim. Görelim nereye kadar geliyor. 0.15 diyelim. Bakalım şöyle. Evet. Biraz tesisatımızın dışına çıktı. 0.12 de bırakalım. Bu şekilde kalmış olsun. 13 diyelim hatta. 0.13 apply diyelim. Şu bölgede hızın da arttığını görmüş olacağız arkadaşlar. Bunun için uğraşıyorum aslında. Chart'a geldiğimiz zaman tekrar apply dediğimizde bakın arkadaşlar çizginin basınç değişimini yine eksi 0.03'ten artı 0.13'e kadar x'teki değişimde basınç dağılımını görmüş oluyorsunuz. Şuralardan çıkıyor basınç arkadaşlar. Şuraya kadar düşmüş oluyor. 178 bin paskala kadar. Şuradan arkadaşlar chart'a çift tıklayalım. Chart seçenekleri, grafik seçenekleri gelsin. Burada y aksisi basınç değil de hız diyelim arkadaşlar. Hız diyelim. Bu kez hız ne olacak? Şuralarda bir yerde hız maksimum değer ulaşacak arkadaşlar. Apply dediğimiz zaman bakın hız kesit daraldıkça giderek artıyor. Burada maksimum değere 4.5 metre bölü saniye hıza ulaşıyor. Daha sonrasında arkadaşlar düşmeye başlıyor. Çünkü şuradaki piston yuvasının içerisine girmiş oluyor arkadaşlar. Şu bölgede hızın maksimum değerine ulaştığını görmüş olduk. Buradaki arkadaşlar değerleri başlangıç ve bitiş noktası kesinlikle olmak üzere aradaki dönüşleri de şu noktalardaki dönüş noktalarındaki değerleri de alarak bir Excel'e aktarabiliriz örneğin. Grafiğin görüntüsünü de print screen'le alabiliriz arkadaşlar. Başka şekilde buralara sağ tıklayarak grafik görüntüsü alamıyorsunuz maalesef. Şuradan export'a tıkladığımız zaman dışarıya bir Excel belgesi atacak bu grafikle ilgili. Export diyelim. Şuradan yine şu klasöre gelelim arkadaşlar. Buraya ne diyelim? His
tire, line 1 diyelim, çizgi 1'in hız dağılımı arkadaşlar. Save dediğimiz zaman bir Excel belgesi kaydetmiş oldu. Şuraya dönelim biz ya da chart'ta duralım. Klasörümüzün içerisine bakın bu kez bir Excel belgesi kaydetti. Bunu bir açalım. Kaydetmiş olduğu Excel belgesi text sütunu arkadaşlar. Text sütunun içerisinde x değerleri başlangıç olarak verilmiş virgüle kadar. Virgülden sonra da hız değerlerini metre bölü saniye cinsinden yazmış arkadaşlar. Biraz yakınlaştıralım. Şöyle baktığımız zaman başlangıç noktasının x değeri eksi 2.9 çarpı 10 üzeri eksi 2 var burada. Yani 0.029 gibi düşünebilirsiniz. Buradaki hız değeri 1.57 metre bölü saniye. E üzeri 0 var bakın burada. Bunlara dikkat edelim. Çizginin bitiş noktasındaki hız değeri arkadaşlar. X değerine bakalım öncelikle. 1.29 çarpı 10 üzeri eksi 1 yani 0.129 olarak düşünebilirsiniz. Buradaki hız değeri de 4.42 metre bölü saniye arkadaşlar. Şimdi ben burada ne yapabilirim? Bu sütunları seçip bu satırları diyelim. Tek sütun çünkü. Seçip metni sütunlara dönüştür diyebilirim arkadaşlar. Veri. Şuradan veriye tıklayalım. Metni sütunlara dönüştür. Buna tıklayalım. Açılan pencerede ileri diyelim arkadaşlar. Nereden sonrasını ayıracağız? Virgülden sonrası. Bakın burada virgül var. Virgülden sonrasını ayıracağız. Ayırdı. Ayırmış olduğu değerlerde problem var mı? Şu anda yok gibi görünüyor. İleri diyelim. Şuradan arkadaşlar gelişmişe bir tıklayalım. Gelişmiş. Ondalık ayırıcı burada. Noktaydı değil mi arkadaşlar? Bunu gelip buraya tanımlayalım. Ondalık ayıracı. Nokta. Binlik ayıraçta virgül olsun şimdilik. Yani buradaki noktaların onlalık ayıraç olduğunu tanımlamamız lazım. Diğer türlü hatalı değerler veriyor. Tamam diyelim. Ve son dediğimiz zaman arkadaşlar bakın bizim başlangıç ve bitiş noktasına kadar olan değerleri birbirinden virgülden sonraki değerlerden itibaren ayırmış oldu. Bu değerleri kullanarak artık tablo oluşturabiliriz. Bu değerleri kullanarak şu grafiği kendimiz oluşturabiliriz. Örneğin. Deneyelim hadi. Ekle. Grafik diyelim. Şu şekilde bir grafik oluştursun bize. Buraya gelip sağ tıklayalım. Veri seç diyelim arkadaşlar. Ekle diyelim. Seri adı. Line 1-is dalgalama diyelim. Seri x değerleri şurası yatay eksen yani. Şuradaki x'te bir bağlantısı yok. Kafanız karışmasın. Şuradaki grafiğin line çizgisinin x'teki değişimi. Y değerleri de şuradaki düşey değerlerdi arkadaşlar. Şuradan gelip alacağız. Bizim hız değerlerimiz. Tamam dediğimiz zaman tekrar tamam diyelim. Bu şekilde bize bir grafik oluşturmuş oldu arkadaşlar. Evet. Oluşturduğu grafiğe baktığımız zaman grafiğin sıfır noktası şurası x ekseninde. Şuradan başlayıp şu şekilde bir artarak giden bir grafik oluşturmuş oldu. Şuradaki grafikle birebir aynı dağılımı görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet, bunu da kapatalım. Kaydetme diyelim. Eski hali kalmış olsun. Burada arkadaşlar size anlatabileceklerim şimdilik bu kadar. Result penceresini de kapatalım. Bir kaydedelim arkadaşlar. Ve Workbench'i de kapatalım.
Bu derste arkadaşlar size anlatacaklarım bu kadar. İlerleyen derslerde ders 3, ders 4 setup konularında görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.